Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiye ben. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yağlı boya çalışacağız. Önceki videoları takip edenler biliyordur zaten. İlk olaraktan bu vazoda lale çizimini kara kalem olarak yaptık. Sonrasında sırasıyla sulu boya, guaj boya, akrilik boya ve şimdi sıra yağlı boyaya geldi. Belli tekniklere kadar bu şekilde devam edeceğiz. Özellikle bunu yapıyorum ki aynı resim üzerinde tekniklerin birbirinden farkını ya da farksızlığını çok daha iyi anlayabileceksiniz. Ve aynı zamanda bütün videolarda da tekniklerin detaylarını anlatarak uygulama yapıyorum sizler için. Burada 300 gramlık bir kağıt üzerine çalışacağım. Çok aşırı dokulu değil, dokusuz da değil. Dilerseniz tuval üzerinde de bu resme çalışabilirsiniz. Ben videoda kolaylık olması için kağıdı seçtim. Sonrasında fırçalarıma gelince yine klasik yağlı boya ve burada ince uçlu fırçalarımı da kullanacağım. Fırçalardan çalıştığınız objenin, tuvalin, kağıdın büyüklüğüne göre fırçalarınızı seçiyorsunuz. Boyalara gelince kendi kullandığım boyalardan birkaç tane örnek seçtim. Ama tabii burada işlemi yaparken özellikle sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz şeklinde kullanacağım. Renk elde etmesini de göstermiş olacağım size. Burada markalara ben mesela Amsterdam'ı kullanıyorum. O da önceden elimde olanlar. Petersburg'un Ladoga'sı var. Yine Petersburg'un Sonnet'i var. Sonra Vincent var ve Van Gogh var. Kullandığım yağlı boyalar bunlar. Bunun dışında keten yağı ve kokusuz terebentin. Bunlar da ne yapacağız? Keten yağını tek başına kullanabileceğiniz gibi biraz terebentinle karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ben biraz karıştırarak kullanıyorum. Çok aşırı parlak olmasını istemiyorum çünkü. Sadece terebentin de kullanabilirsiniz. Sadece yağ, sadece terebentin ya da ikisinin karışımını kullanabilirsiniz. Ben burada hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim. Sadece ikisinden belli oranlarda göz kararı diyelim bunu. Siz şimdilik öyle yapın. Karıştırarak kullanacağım. Daha sonrasında aynı zamanda fırça temizliğinde yağlı boya yağ bazlı olduğu için de terebentinle bu bir gözde terebentin bir gözde yağ ile terebentin karışımı var. Burada boyalarımı inceltmek için yağ ile terebentin kısmını kullanacağım. Fırçalarımı temizlemek için de sadece terebentin kısmını kullanacağım. Çünkü dediğim gibi hani daha önce yapanlar bilir ama ilk kez yapacaklar için söylüyorum. Yağlı boya yağ bazlı olduğu için terebentin, tiner gibi kimyasallarla bunu çözebilirsiniz. Suyla yıkadığınızda o çıkmayacaktır. Şimdi gelelim boyalarımıza. Bunları buradan alıyorum. Hazırlıkları ben yaptım zaten. Kamerada görünüyor mu bakıyorum. Evet, gayet de güzel görünüyor. Yine diğer çalışmalarda olduğu gibi arkadan öne doğru geliyorum. Burada yine çizimi göstermedim. Çizim böyle renklendirdiğim çalışmalarda hani kara kalem dışındaki tekniklerde genel olarak çizimi göstermiyorum. Çünkü bunları teknik çizim bilgilerini kara kalem videolarında veriyorum. İkisini bir videoya toplamaya kalksam çok uzun sürüyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Başlangıçta yine arkadan öne geleceğim. Arka fondan öne doğru ilerleyeceğim. Diğerlerinde yaptığım gibi yine benzer renk ve tonları kullanacağım. Soğuk renk olan mavi tonunu arka fonda, kırmızı çiçeğimiz, dallar yapraklar yeşil, vazomuz kahve tonlarında, kahve hardal ve benzeri tonlarda, zemin kısmımızda yine kahve tonlarında olacak. Nasıl ilerliyoruz yağlı boyada? Yağlı boyada fırçamızı ilk başta ıslatıyoruz. Islatmayı terebentinle de yapabilirsiniz. Sonra geliyorum boyalarıma. Boyayı nasıl uygulayacağım? Burada dümdüz astar şeklinde ilerlemeyip uygulayarak yani işlem yaparak uygulayacağım. Nasıl? Önce tonlarımı hazırlayacağım. Bakayım mavi kısmı görünüyor mu kameradan? Şöyle yapalım. Evet, şimdi daha iyi görünüyor. Şimdi burada önce paletimde tonlarımı hazırlayacağım. Tonları hazırlarken fırçamı dediğim gibi terebentinle biraz ıslattım. Yağdan bir miktar aldım. Yağ terebentin karışımından bir miktar aldım. Geldim şimdi buraya birkaç tane mavi tonu hazırlayacağım. Zaten boyayı sıktığınızda kendi içinde de şeyi göreceksiniz. O da kendi yağı da vardır boyanın içerisinde zaten. Ama bu yetmiyor. O yüzden biz ekstra olaraktan yağ ve terebentin kullanıyoruz.
Böyle çok geçişli uygulamalar yaptığımızda biraz daha böyle akışkan olmasını istiyoruz. Bazı yerlerde ise hiç yağ, terebentin hiçbir şeyi kullanmadan direkt boyayı alıp tuval üzerine sürüyoruz. Buna kabartmalı diyoruz. Bunlar sonraki aşamalar. Şimdiden çok kafanızı karıştırmayayım. Bir mavinin kendisini kullanabileceğim gibi bir de buraya şöyle çok hafif turkuaza benzer tonlar oluşturuyorum. Ne yaptım? Mavinin içerisine bir miktar sarı ve beyaz ekledim. Bu benim bir mavi tonum oldu. Sonra geldim buraya. Bu çok aşırı yeşil. Bakın bunu mesela biraz sonra yaprakta kullanabilirim. Yine biraz yağ, terebentin. Şimdi fırçamı temizleyebilirim de bu yeşili şuradan alıp fırçadaki kalan yeşille buraya beyazla karıştırıp biraz yağ, terebentin alıp açık bir yeşil tonu elde ettim. Buna biraz daha koyuluklar ekleyeceğim tabii. Şimdi mavisini arttırırsam arka fonda açık yerlerde kullanabileceğim bir mavi yaparım. Sarısını arttırırsam da yaprak üzerinde açık yerlerinde kullanabileceğim bir yeşil tonu elde edebilirim. Sarıya yakın ben onu birazcık sarısını arttırdım. Geldim biraz daha maviden aldım. Şöyle kenarında uygulama yapıyorum hemen. Biraz yağ, terebentin boyayı incelttim. Şimdi mesela şunları yaprak kısmında kullanabilirim. Burada şöyle yapacağım. Şunu bir tık koyulaştıralım. Koyu yerlerinde kullanırız. Evet, bu daha iyi oldu. Dilersen bunu biraz daha yaprak yeşili tonunu daha yakın yapmak için içerisine kırmızı katarım. O zaman daha koyu bir yeşil tonu ortaya çıkar. Ne yaptım? Sarı, mavi, kırmızı kullandım burada. Bu yeşili yaparken. Bunlar da sarı, mavi, beyaz. Burada yine sarı, mavi, beyaz. Bu sarısı fazla, bu yeşili fazla. Şu kenarda bakın şöyle hafif fırçamda kalanla ekstra bir ton oluşturdum. Şimdi burada fırçamı temizleyeceğim çünkü üç rengin üstüne çıktığımızda artık kahverengi ve çamur tonuna doğru dönmeye başlıyor. Şimdi mavi tonuma devam ediyorum burada. Şurada koyu bir mavi tonu oluşturduk. Şuradaki açık. Biraz daha şuradan beyazımızdan alıp şurada da biraz yağ, terebentin. Bakın burada 3 tane mavi tonu oluştu bize. Yeterli mi? Aslında yetmez. Ne kadar çok olursa o kadar bizim için daha iyi olacaktır. Şurada bir göstermek istiyorum. Şimdi normal resimde soldan sağa denilen bir şey, kural vardır. Bunu ben mesela diğer guaj ve akrilikte çok kullanmadım. Çünkü hani hemen kuruduğu için elimi koysam da sıkıntı yok ama yağlı boyada buna dikkat etmek durumundayım. Çünkü İlk önce bu tarafı boyarsam elimle üstüne koyarım ve yağlı boya hemen kurumadığı için burası bulaşır. Şurada biraz daha açık bir mavi kullanacağım. Şuraya biraz daha açık bir mavi tonu yapalım. Şunu biraz daha açık yapmak istiyorum çünkü. Bu arada kameradan görünüyor değil mi? Evet. Evet, kenar kısımlarına uygun.
Elimi sürmeyeceksem sağlı sollu çalışabilirim. Denge sağlamak için buraya sürdüğümden buraya aynısını sürebilirim. Ama işi garanti almak istiyorsam da sıra sıra aşama aşama ilerlemek çok daha mantıklı olacak. Şimdi burada bir tık kalın fırçama geçiyorum ve uygulama kısmına başlıyorum. Burada şu diplerimde koyuluklar olacak. Şuralara doğru aydınlıklar olacak. Şurada benim renk ve tonlarım birbirine kaynaşacak. Kağıt üzerinde olduğu zaman kağıt üzerinde tuval gibi değil, yağlı boya da biraz hızlı kuruyor. Tuvalde biraz daha yavaş kurur. Tamam, burada farklı bir ton giriyoruz. İnce kısımlarda yine şu küçük alanlarda yine küçük fırçama geçip onunla çalışacağım. Sol eliyle çalışanlar sağdan sola gelebilir burada. Sağ eliyle çalışanlar benim gibi ters yön yapsınlar. Soldan sağa gelsinler. Aydınlık kısmı arttırıyorum burada. Şuradaki koyu mavi değerlerini biraz arttıralım çünkü gözüme açık göründü buralar. Mesela bunu böyle sürdüğümde biraz yağ terebentin kullanıp şu kısmı şurada farklı bir fırçayla kaynaştırdım. Aynı fırçayla yapınca boyayı bu tarafa taşıyoruz çünkü. Evet, burada yaprağın alt kısmında sonra şuralara biraz ekleyebilirim koyu maviden. Oradaki gölgeyi arttırmak için sonra şuraya biraz küçük fırçayla dağıtalım önce. Küçük bir alan olduğu için. Gelelim diğer ara detaylara. Şurada da ince fırça kullanalım.
Yağlı boyada birkaç fırçayla aynı anda çalışmak gerekiyor. Çünkü diğerleri gibi hemen kurumadığı için geçişleri, kaynaştırmaları yaparken farklı bir fırça özellikle lazım. Şimdi şuraları da biraz, daha şurayı biraz koyulaştıralım önce. Birazcık bir tık siyah kullanacağım. Burada şurayı bozduk, düzelteceğiz sonra onu. Burada realist bir arka zemin yaptık. Taban kısmına geldiğimizde direkt şurada oluşturduğum yeşilin üstüne atarsam da o kahverengiyi çıkartırım. Biraz şu yeşilin üzerine direkt kırmızıyla bir miktar siyah koydum. Koyu bir kahverengi çıkardım. Şu
alt kısımlar koyu olacak. Şuralar. Şöyle sarı kırmızı. Şimdi biraz mavi var şu anda. Fırçadaki mavi yani. Şimdi biraz daha mavi alalım şuradan. Biraz daha sarı. Şuradan tutacağım. Biraz sarılıkları arttırıyorum burada. Şöyle tutmam lazım. Biraz beyaz alacağım. Şu tonu açacağım. Şöyle. Sarı, kırmızı, turuncu. Biraz siyah kullanabilirim burada bu sefer. Farklı bir ton kahve yapmak için. Bunlarla ilgili sayfamda bilgiler var. Hangi rengi hangi renkle karıştırırsak ne çıkartırız diye. Oradan bakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince videolarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki ikisi bir arada çok olmuyor. Videoyu da çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Direkt az öz bilgiyle. Biraz bu tonu açmaya geldik. Şimdi burada kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Şimdi arka fonu biraz kurumaya bıraktık ama yağlı boya öyle ha demeye maalesef kurumuyor. Şöyle kenarlarını toparladım. Arka fonun ön fonda üstüne bulaşan yerlerini düzenledim. Burada dümdüz boyayla kenarlarını boyayıp eski formuna getirdim. Şimdi yapacağımız olay önce laleden başlayacağız. Aşağı doğru gideceğiz. Burada siz daha fazla kurumasını bekleyebilirsiniz. Ya da hiç elimi değdirmeden çalışabilirim diyorsanız da çalışabilirsiniz. Burada yağ terebentim ve diğerlerini temizledim. Temiz bir halde devam edeceğim çalışmaya. Şöyle boyalar görünüyor mu? Evet görünüyor. Şimdi burada sarı, kırmızı, turuncu. Şöyle biraz beyaz.
Burada birazcık üstteki açık tonları yapmak için şuralarda aydınlıklar olacak. Önce ışık koyacağım yerlere dokunuşlar yaptım. Sonra biraz daha koyuluklarını düzenleyeceğim. Şu kısımda şurada şöyle bir ışık geçişi yapacağım. Sağ sola bulaştırmamak için burada kağıdı çevirerek hareket ediyorum. Kısmı bir koyu yapalım önce.
Yaprağın koyu gölge kısmını. Önce düz bir şekilde boyadım. Sonra biraz koyu açık değerler ekledik. Ton geçiş olsun diye. Dip kısımlarda şuralara biraz daha koyu yapıyorum ki derinlik hissi versin. Biraz beyaz kullanalım. Hep söylerim, fırça kullanımı tamamen sizinle alakalı. Bazı ince yerlerde ince kullanıyorum ama burada siz kalın fırçayla daha rahat çalışıyorsanız tabii ki de onu seçebilirsiniz. Şu iç kısmın koyuluğunu birazcık şöyle arttırıyorum. Diğer yaprağa geçiyorum sonra. Önce ışığını ekledim. Biraz mavili koyu ekliyorum. Sonra burada kaynaştırmayı yaptım. Şimdi mesela şöyle. Işık ekleyeceğim. Burada biraz mavi sarı karışımıyla bir yeşil elde etmek istedim. Şu koyu değerleri biraz onlarla arttırıyorum.
araya farklı bir yeşil tonu alıp açıkla koyuyu burada biraz kaynaştırıyorum. Fırçamı biraz ıslak tutuyorum. Geçişlerin daha kolay olması için. Kısımlarda hafif bir tık daha koyusundan ekledim. Tek tür bir koyulukla geçiş ton oluşturmuyorum. Bir böyle maviyle yapılmış koyu bir yeşil, bir de kırmızıyla yapılmış koyu bir yeşil. Koyulaştırılmış yeşili kullandım. Sarıyla rengi açtıktan sonra üstünden bir de beyaz kullanıyorum. Daha canlı bir ışık vermek için. Şurada yaptığım gibi. Biraz şuraya da o beyazlardan dokunuş yapıyorum. Şu koyu değer olan yerlere biraz mavili olan koyu yeşilden ekliyorum. Aralarına bir iki kırmızı. Burayla bir bütünlük sağlıyoruz aslında bu tarafta. Sonra geliyorum dal kısmına. Burada yeşil tonunu kullanıyorum. Orta kısmını da aydınlatacağım. Hafif tonlar ekledim. Şimdi buraya kadar tamam. Daha eklenebilir mi? Çok fazla şey eklenebilir. Ama burada teknik anlattığım için çok aşırı detaya girip videoyu çok uzatmak da istemiyorum. Kurudukça üstüne daha ton eklemeleri yapılabilir. Çünkü şey zaten ıslakken belli bir yere kadar boyayı alıyor, yağlı boya. Sonra kurumasını bekliyoruz ki üzerine yeniden yeni tonlar ekleyebilelim. Çünkü çok böyle üst üste ton girdikten sonra bir yerden sonra artık tuval kağıt fark etmez boyayı almıyor. Yani altındaki boyayla tonlar karışıyor artık. O yüzden şey yapıyoruz, bekliyoruz biraz kurumasını kurudukça tonlarını ekliyoruz yeniden üzerine. Yağlı boya akrilik ve diğerleri gibi değil. Yağlı boya daha uzun vadede çalışılan bir boya. Gerçekten çok sabır gerektiren çalışma. Mesela biraz daha eklemeler yaptım. Taşan yerlerinde şöyle kırmızılarla biraz toparlıyorum. Biraz daha bakın hareket geldi.
Şöyle daha çok ince fırçalı kullanacağım. Özellikle koyu değerler girdiğiniz yerde, açık değerler gireceğiniz zaman oranın çok ciddi bir şekilde kurumasını beklemeniz gerekiyor. Evet, burada sarıyı inceltip orta kısmı hemen şöyle aydınlık ekliyorum. Burada diğer kalın fırçalarımla da çalışabilirim. Boyanın daha akışkan olması için onu daha çok yağ ve terebentin karışımıyla inceltiyorum. Şimdi burada kaynaştırmaya başlayacağız. Biraz Camel'a yakın bir turuncu kullanıyorum burada. Sarı kırmızı karıştırıp içine paletimdeki yeşili de katıyorum biraz. Ve birazcık beyaz eklediğimde de farklı bir sarı tonu çıkıyor. Gölge kısımlarında koyu kalacak yerlerde onu kullanacağım.
Şimdi burada her iki tonu da kullandığıma göre şöyle ikisinin arası olan tonu alıp kaynaştırmaya geçtim. Size kara kalemde anlattığım gibi form yönünde çalışıyorum. Şuraya aydınlık veriyoruz. Vazonun ağız kısmı. Onun dip kısmına hafif koyuluk gireceğiz.
ki buradaki o derinlik hissini, o boyutu oluşturmak için. Artık daha ileriki çalışmalarda tuval üzerinde anlatmaya geçeceğim. Evet, genel olarak bu şekilde daha işlem uygulayabilir miyiz? Elbette ki uygulayabiliriz. Daha ince detay, daha realist bir hale getirmek için döşeyebiliriz. Ama videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Yeterince uzun oldu zaten. Muhtemelen düzenlerken biraz fazlalıkları kırpacağım. Tekrar eden yerleri atacağım. Sorunuz olursa, takıldığınız, yapamadığınız yerler olursa lütfen bana Instagram'dan mesaj yoluyla ya da yorumlar kısmına ekleyerekten bana ulaşın. Elimden geldiğince size yardımcı olurum. Şuralara da biraz yukarıyı tamamlamak adına şöyle bir iki yukarıda kullandığım renk tonundan attım. Buranın kahvesi yaprağın şuralarında olduğu için arka fonda kahverengi kullanmaya ihtiyaç duymadım. Şöyle kontrol edelim. Gayet güzel. Yeni bir çalışmada görüşünceye dek kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın, sevdiğinin atölyesinde kalın. Hoşça kalın.